Kanka kızların sabahki çok danslarından tatsın. Rahatsız olan kimse yok mu hiç? Yok be kanka öyle geldi. Ben olmuyorum ha yani de size. Ben de olmuyorum. Artık Mert'in hiç var mı? Yok. Mert biraz Mert ters bakıyor gibi ama. Kanka ben bunu önceden dile getirmiştim de o yüzden. Bir şey söyleyeyim. Mevzu dile getirmiştim de o yüzden. Çık kızların sabahki dansından kendi adayın için rahatsız olduğun bir davranış var mı? Varsa ben onu konuşurum. Soruyorum, herkese sordum. Tamam. Kötü anlamda sormuyorum. Anladım. Atma diye de. Ben en başında da dediğim gibi, ben zaten oynamayı seven bir adamım. Herkes bu konuda bence özgürdür. Hani ben böyle maço bir adam değilim. Benim kadınım oynayamaz. İşte benim tanışma yolunda olduğum bir insan oynayamaz bir algım yok. Algım yok. Ama hoşlandığım için Leyla'dan, hani böyle şey yaptım ama ben öyle bir kısıtlayacak bir adam değilim. Benimki, o özgürlüğe dikkat edilmesi gerekiyor. Benim, evet, aynen öyle bak, tanışma yolunda olduğu gerekiyor. Evet, ufak çaplı bir uyarılar olabilir, ona dikkat etsin. Tanışma ama yolunda asla oynayamazsın, şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın demem. Çünkü oynamayı ben de çok seviyorum. Herkes özgürdür. Yani dozunu kaçırırsa... Kıyafete göre tamamıyla. Ben tanışma yolundayım, tamam hani şimdi fazla şey yapmıyorum ama bir ilişki başlarsa... Ön oluşabiliyor işte. Öyle evet, saçma evet. Sapan ya, danslar falan. En azından kameraya mesela dövsün istemem. Hani böyle... Şey kıvırmak mı derim? Yanlışı tam kullanmak istemiyorum. Şey, raks etmek. Sen daha iyi bilirsin. Hani o yüzden o konuda... Kanka senin danslardan kimin daha iyi bildiği işte, belli oluyor. Sen biliyorsun. Doğru bu yapamıyorsun ama öyle değil de. İşte konuşurum. Ufak çaplı bir uyarılar denir bunları. Hani bunları söylerim. Ama çok rahatsız olduğumu çok rahatsız beni etmez. Ama ufaktan bir gırıklamadı da değil yani. Bugün seni düelliğe davet ediyorum. İyi tamam sensin. O zaman herkes düelliği kabul ediyorsa... Oğlum herkesle ne alakası var? Adam seni çağırıyor. Tamam, ben de seni davet ediyorum. Tamam ben kabul etmiyorum. Yenersin beni kanka. Korkuyorum senden. Ne oldu? Hadi. 3,5 mu diyoruz? Tamam, tamam ben söylüyorum ben bak. Yenersin beni diyorum. Ben dostum, biz buna, sen fitness yapıyorsun, ben futbol oynuyorum. Gel sahaya seni delik deşik edeyim o zaman. Yani bu böyle mi söyleyeyim şey yani? Söyleyeceğim. Dur sana gel. Gel futbol oynamak istiyorsun. Gel. Ben bu konuda iddialı değilim. Kaybedeceğim iddiaya girmem yani. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Hani diyorsun ya, seni şöyle yaparım, böyle yaparım. Ben grafiği hiç uğraşıyorum. Oğlum bilek güreşiyle onun ne alakası var? Tamam, senle yapacağım. Tamam, sen beni yenersin bu tabela zaten. Sıkıntı kaçıyorum yok. Gelmek de var, yenmek de. Ondan zaten şey, öyle. Sıkıntı yok. Ama sen diyorsun ya genel olarak. Seni şöyle yaparım, böyle yaparım. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Zıplatırım, hoplatırım. Yanlış yere gidiyor. Delik deşik tamam, ederim falan gerginliğe. Futbolda, futbolda. Bir de yapamayacağınız kelimeleri. Gayet de yaparım. Şimdi futbola çevirdim. Kanka futbolda delik deşik ederim, fileyi de delirim. Ben seni... Bir dakika, omzum sakat diyorsun ya. Evet, sol omzum. Tamam, ben sana sol omzumu kullanmayacağım. Tek kolla seninle güreşeceğim. Tamam, bak ben... Hayır, güreş... Bak güreş burada yapmam. Senin gibi kendimi rezil etmem. Dışarıda her türlü ederim mesela. Güreşte sıkıntı yok. Biz dostane bir şekilde dostumla güreştik. Tamam. Sen tabii seni alıp öyle televizyona fırlatacağımı bildiğin için... Tamam. Oğlum bak ben de omzumu... Denesene, bir fırlatsana beni buradan. Yaklaşma bana. Bir şey söyleyeceğim. Fırlatacağım sen, ya bekliyorum. Çok ya. Araya giriyorum. Hep bir şeyler yaparım, ederim diyorsun. Ya. Hiçbir şey yapıp ettiğin yok falan. Tamam. Birbirinizi savunur buradan halindesiniz. Buradan çıkalım görüşelim o zaman hani seninle. Hani bir gül alırım, kamyon gül dökerim falan. Hiçbir şey yok yani. Sadece sen ne yaptın sözlesin. Mesela bugüne kadar? Hiçbir sen şey. Sen benim yaptıklarımı şey. Sorgulama. Aa, bak sen, sen kendin bir işe yar, anladın mı? Kızlar evine kaç kere bir şey götürdün mesela. Ben şov için yapmıyorum bunu. Sen bir dursana kardeşim. Ne dursana kardeşim? Piyonlar. Sen mesela oyundaki zaman şah ve piyonlar. Nereye? Dur, ben de yaptım aynı şeyi. Paylaşabilirim. Tamamdı, içeride devam eden bir ilişkimiz var. Senin ne ilişkin var oğlum? Sen ne için buradasın lan? Oğlum ben gerçekleri söylüyorum. Bu fesat ne için burada? Konu çok başka yere ya. Konu çok başka yere. Yaklaşma falan. Bak çeviriyor. Mert. Kanka o mecbur güç uygulayacak. Güç uygulayacak. Mert oradan çıkmandan de. Başladık mı? Saysın. Hadi başla. 1, 2, 3. Murat alır ya. Murat o da güç uyguluyor. Şu anda ben de güç uyguluyorum. Bak bineyim mi de büyütüyor. Kevir normal ya. Abi, kanka sen de bir kere yapıyorsun. Bunda var, yapacak bir şey yok. Sen de yap. Haydi. Abi neyim şey? O alıyor. Murat alıyor. Haydi! Haydi! Hadi! Bırakma. Bas! Haydi! Bas Murat! Bas! Bas! Murat bas! Hadi! Hadi! Kapattı. Bravo. 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 İyi bir mücadele. Şey söyleyeyim mi? Bravo. Bravo. Güzel kapandı. Terkik yapıyoruz. İkisi de iyiydi ama arada bir şey söyledi kardeşim. Mert bunlar kardeşim bir şey söyledi. Bunlar biliyor musun özellikle? Dün bölüm izledim. Sen ve Bat arkamdan çok güzel konuşmuşsunuz. Çoğu, siz konuşuyorsunuz. Sen ve sen. Evet. Renginiz en başından beri belliymiş. Senin sen diyorsun ya. Piyon. Evet. Ya boş ver onu. Tamam çok yaklaşma. Piyon da şah da oyun bittiği zaman aynı kutuya göre kardeşim. Ha. O kısmı geç. Ha. Sen de piyonsun. Bak bana çok yaklaşma. Bak aramda mesafe var tamam merak böyle etme. Böyle tartışma annem. Sonra kartmart. Tamam, kartlık bir şey yok. Sadece sana şunu diyeceğim. Ben de geleyim sen öyle. Sen yüzüme karşı farklı konuşuyorsun, arkamdan farklı konuşuyorsun diyordum ya. Ben senin yüzüne tamam. De... Ne oldu? Olarak...
söyle. Arkamdan, aynen öyle, arkamdan konuşuyormuşsun. Rap yapmayın. Ben size samimiyetine inanmamakla da çok haklıymışsın mesela. Umurumda değilsin. Ersiz de bir adamsın. Umurumda değilsin. Ben senin yüzüne söylediğimi arkandan sana da söylüyorum, burada da söylüyorum. Samimi olmadığımı düşünüyorsun. Umurumda değil. Ki öylesin zaten. Tamam. Bak umurumda. Ya biz senin yüzüne de söylüyoruz Marık zaten her şeyi. Ben senin yüzüne söylüyorum. Bak ilişkin hakkındaki yorum hala geçerli. Mükemmel bak, olsanız... Bak inanmıyorum zaten. Ay, inanmıyorum. Mükemmel şey de olmayacaksın. Nasıl ilişkisi tıkandığı zaman sonraki adam benim diyorsun. Olmayacaksın. Sesini yükseltirsen sesini yükseltirim bir. İki. Dediğin cümleyi sana söylüyorum. Evet. Mert Deniz'in ilişkisi tıkandığı zaman sonraki adam benim. Bu adam da fırsatçılık, bu da fırsatçılık. Yani evet, anlayacağınız yok. Gayet... Yok kardeşimsiniz kardeşim. Ben senin yüzüne karşı söylemedim mi? Olmayacağınızı düşünüyorum diye. Ben bak sen orada konuşuyordun. Tamam sonra söylediğin cümle ne senin? Sonrası 150'den sonra 100 olduktan sonra dedim ki bak ne güzel gidiyorsunuz sıkıntı yok. Ama benim tamam sonra zaman geldi yine farklı konuştum. Yine tıkanacağınızı düşünüyordum dedim ve tıkandınız. Tıkandınız. Tamam. Tıkanacağınızı düşünüyordum. Sonra ama başım fırsatçılık yapıyorum. Sen niye araya giriyorsun? Yeliz'in yeni haline kim arayacak diyorsun? Girer. Oğlum bir şey izledim anlatıyorum. Bu adam neresi araya giriyor? Değişen bir şey yok. Girebilir, yorumunu yapabilir. O zaman bu adam araya girdiğinde ya giriyor şey zaten. Sen benimle ilgili konuşuyorsun. Benim bu konuyla alakası yok. Adam araya girmiyor. Nasıl konuşmuyorsun adam ya? Adam araya girmiyor. Kanka nasıl girmiyorsa bak. Girmiyor, girmiyor. Bak bir şey yapıyor. Bak adam sadece bekliyor orada. Orada duruyor. Bak o da duruyor. Sadece dinliyor. Böyle geliyor. Ne? Ne oldu? Sen Faruk Köy'ün ağzı mısın? Böyle gelmedim. Anca Faruk Köy'ün ağzı. Ağzına yaklaşmayın. Aynen öyle. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum var ya harbi oynarım lan seni. Bir şey söyleyeceğim. Senin düelliğe daha dağılıyor. Dostane bir şekilde yiyorum. Bak bana yaklaşma. Yaklaşmayın. Senin kafan yaşmaz benimle. Gençler şakalların özgürlüğü Aslan ayağa kalkana kadardır. Ah o yüzden oturun. Aslan'a bak. Sus. Ne oldu? Sus. Kediydi. Ne oldu? Sus. Kediydi. Gerilmeye gerek yok. Sizi ne yapacağımı siz de çok iyi biliyorsunuz. O horoz bir öttürür. Bir öttürür. Dağını koparırım horoz. Bak bir öttürür seni. Horoz. Seni öttürüyorum diye böyle yapıyorsun değil mi? Öt bakayım. Öt. Öt. Belli. Sağlam öttürmüşsün ki. Kuduruyorsun yerine. Var biraz daha. Kuduruyorsun oğlum. Kuduruyorsun. Kuduruyorsun. Bak adım gibi eminim. Adım gibi eminim. Ya şu an Yeliz'in istemediğini sen de biliyorsun. Ne oldu yalnız sesin kısıldı. Yeliz'in seni istemediğini sen de biliyorsun. Horoz bağır hadi bağır. Yeliz'le alakalı konu yok burada. Horoz bağır. Ben dediklerimi konuşuyoruz. Dediklerim çıktı diye. Yeliz'le alakalı konu yok burada. Sen diyorsun ki tıkanacaklar diyorsun Yeliz'e ben talip olacağım diyorsun. Sen şimdi bunu Leyla'ya bir açıklayacaksın. Sonra nikahdan benim. Leyla'yla görüşürken sonra nikahdan benim diyorsun. Sen bunu Leyla'ya anlatacaksın. Dördüncü bölümü izledim. Bunlar ne yapıyor biliyor musun? Bu şekilde hani ben laf yarışına giremiyorlar ya. Bel altı bulmaya çalışıyorlar. Herkese selam. Aleyküm selam. Diyorsun ya üçlü üçlü. Oğlum öyle bir dursa ikili burada dörtlü bir araya gelmişsiniz. Ben oturup oradan izliyorum. Benden bahsediyorum. Sen bu kadar yalancı bir adamsın. Abi kimse hiçbir şey dinlemiyor burada yemin ya. Yemin ediyorum çıldıracağım. Yanlışın lan böyle. Skaleci olacağım. Bir yanlışım sakin ol sen. Yemin ediyorum ben böyle bir burnu kıracağım. Böyle bir geziyorum kardeşim. Biz siz böylesiniz ha. Aynen. Böyle gezikiyorsunuz. Bir de ilave olarak üçlü diyorsunuz ya. Ben Murat'la tartışmamda Görkem niye mesela oğlum, Murat'la tartışıyor? Oğlum korunması falan mısın? Haklıyı seçiyor adam. Gelmişsin yanında. Herkes her şeyi burada görüyor. Murat, ben bunu niye yapıyorum? Bu ne demek ya? Ne demek biliyor musun? Ne demek biliyor musun? Külhan Bey'i misin sen? Ne demek biliyor musun bu? Kalkıp bir tane vurmamak için. Öyle mi? Tutuyorum kendimi aynen. Öyle mi? Öyle. Boyun yeterse vurursun kardeşim. Fark etmez tamam. Kardeş. İstediğim o duruma burada gibi, düşmek istemiyorum biz seninle. Biz senin gibi ne uzun boylular gördük. Öyle siz eyvallah. Spor yapıyorsunuz da biz dışarıda de spor da görüşelim yapıyoruz. İstiyorsan görüşelim. Bu durumu. Hiç ha? Fark etmez. Kuralları hiç biliyorsun. Etmez. Esip köklüyorsun burada. Hiç fark etmez. Bu kadar basit. Sen var ya çok iyi oyuncusun ha. Aa vallahi evet. Sen çok oyunculuk iyi oyuncusun. Oyunculuk yaptım geçmişte. Tiyatro yaptım, belli. Dizi yaptım. İyi oynuyorsun burada da ama... Kalitesi düşük kalıyor bilgin olsun. Vallahi ona sen karar vermezsin. Görkem, Ama diskalı göreceksin. Ağzını burnunu kıracağım böyle yüzü görecekler. Merhaba. Siz daha konuşulan muhabbetler aklınıza tutmuyorsunuz ya. Ucuz oyunculuk. Size bir şey merhaba söyleyeyim mi? Merhaba dedim duymuyor musunuz? İki dakika önce ne konuşuluyor onu şey yapmıyor. Hepinize geldik. Hoş geldin. Sakin. Hoş geldin. Gel konuşalım.